En son olarak bunu da söyleyin. Biz ne yapabiliriz? Bize düşen nedir? Bir de mesela Murat Çelik gazeteci ama aynı zamanda spor dünyasının tanıdığı bir eskiden yöneticilik de yaptığı için. Murat diyor ki sevgili İsmail günaydın ilgiyle izliyoruz. Öyle doğru konuklar seçmişsin ki diyor. Sevgili Gökhan ve eşine de selam ve sevgiler. Bu felaket vesilesiyle apayrı bir konu daha görülmeli bence. Üzerinde bu depremden sonra konuşulmalı. Gökhan'ın ve Volkan Demirel örneği bize futbolun aslında futbolun taraftarlığın bu anlamdaki gücünden etkisinden bahsediyor. Tabii daha evvelki olumsuz olayları da aslında yapmamamız gerekiyor spor sahalarında. Bunun da altını çiziyor. Murat Çelik'e de çok teşekkür ediyorum. Zeydan Karalar mesaj atıyor. Diyor ki İsmail Bey kardeşim Gökhan'ı ve eşini içimiz burkularak ve gözyaşları içinde izliyoruz. Ama gereken dersleri aldık, alıyoruz. Hala çadır alamayan aileler var diyorlar. Ben hemen 100-200 çadır istiyorlarsa ben de ilave olarak göndereyim. Orada İstanbul başta olmak üzere belediyelerimizin tamamı gereğini yapmaya çalışıyorlar. Yaraları hep birlikte sarabiliriz diyor. Adana Belediye Başkanı da. Çok sağ olsun Başkan. Yani sağ onları, çok mesaj var ama oralarda aktaramam. Bakın şöyle yüzlerce mesaj bakın şöyle. Bak hep bu maviler o hiç okunmamış ama şimdi tabii vaktinizi de almak istemiyorum. Şöyle diyeyim. İlk deprem oldu bir gün ve hatta iki gün. Orada ne gibi tecrübeler edindiniz ve biz bundan sonra ne yaşayalım? Yani devletimiz bu ilk 24 ve çünkü Cumhurbaşkanı da bunu söyledi. İlk 48 saatin hesabını soracağım gibi bir lafı duydum ben onun. Eminim bu süreçlerden sonra bu yapılacak. Bu konuda ne söylemek istersiniz Müge Hanım? İlk 24 saat kendi yaşadıklarınızı düşünün. Apartmanı terk ettiğim zamandan başlayayım o zaman. 9. kattan indik biz. Duvarlar patlamış bir evden çıktık Antakya'da. Zor indik çünkü merdivenlerin üzeri duvarlarla kaplıydı. Kapılarla, düşen kapılarla kaplıydı. Onları tekmeleye tekmeleye indik. Ama depremin olmasından da, bu yaşadıklarımdan da daha çok beni korkutan şey, ben aileme 5 saat boyunca ulaşamadım telefonla. Onlar neredeydi? Onlar İskenderun'daydı. Ben oranın ne durumda olduğunu bilmiyorum. Depremin şiddetini bilmiyorum. Depremin sadece burada olduğunu biliyorum. Hiçbir şeyden haberim yok. Çünkü asla telefonum hemen kalmadı. Ailenizi aradınız ama ulaşamadınız. Her yer ıslak. Yağmurun altındayım. Tabii ki pijamalarımla indim. Tabii ki hiçbir şey dokunmadan aşağı fırladım. Telefondan, telefonun dokunmatiği gitti. Çünkü sırılsıklam. Öyle bir yağmur. Telefonun ekranını kaydırmaya çalışıyorum onları arayabilmek için. Üstüme başıma silmeye çalışıyorum. Saçlarıma silmeye çalışıyorum. Sadece ulaşmak istiyorum. O bir saatin içerisindeki her bir dakika benim için saatlere dönüşüyor. O kadar büyük bir endişe. Çünkü anneniz, babanız, kardeşiniz, abiniz, aileniz ne durumda olduklarından haberiniz yok. Etrafınızda yıkılan evler, enkazların içinden bağıran insanların seslerini duyduğunuz bir noktadasınız. Ne düşünebilirsiniz, ne yapabilirsiniz? Eliniz kolunuz bağlı, yollar kapalı enkazlardan. Benzin alabilecek bir benzin istasyonu yok. Onların yanına gidemiyorsunuz. Tamamen elinizin kolunuzun bağlı olduğu, hiçbir şey yapamayıp çırpındığınız işte. Bir an düşünün. Öyle bir çaresizlik. Ne zaman ulaştınız anneye, aileye? Şöyle ben 5 saat sonra diye tahmin ediyorum. 5-6 saat sonrasında bir dakikalığına sadece hat çekti. Bir dakikalığına etrafta yürüyoruz o hat çeksin diye. Sadece şunu duydum. İyiyiz. O andan itibaren dünyanın en mutlu insanı bendim zaten. Bir ses işte. Tek bir tamam kelime iyiyiz. Demek ki buradan aslında devletimizin ve devletimizin şirketlerinin vergi ödediğimiz, faturaları ödediğimiz şirketlerimizin ve o şirketlerin regülasyonundan yani düzenlemelerinden sorumlu olan kurumlarımızın BTK'nın o BTK'nın bağlı olduğu Ulaştırma Bakanlığı'nın, hükümetin birinci derecede düşünmesi gerek. Bence milli güvenlik meselesi. Ben olsam mesela ülkeyi yöneten kişi olsam Milli Güvenlik Kurulu'nda bunu konuşurum. Demek ki ilk 24 saat, ilk 48 saat için iletişim değil mi? İletişim önemli. Askerlerimizin sahaya inmesi evet. Önemli. Madencilerimizin sahaya inmesi önemli. Hızlıca. Devlet ellerindeki tüm imkanları seferber etmeliydi. Kesinlikle. Tüm imkanları ne varsa, kırmızı alarm, tüm her şeyi. Orada kurtaracağınız her bir can bile çok kıymetliydi. Yani çok geçmişe sarmak istemiyorum İsmail Bey. Hep önümüze bakıp doğru mesajlar vererek, kavgacı değil doğru dilli kullanarak yaralarımızı nasıl sarabiliriz? Bunların üzerinde durmamız ama gerektiğini düşünüyoruz. Ama bunu niye konuşuyoruz biliyor musun Gökhan Zan? Bunları konuşmamızın sebebi
bir taraftan bundan sonra bir daha yaşamayalım. Ama yaşayacağız. Bak ben söyleyeyim. Biz maden kazalarında bunu yaşadık mı? Yaşadık. Bir daha mı yaşadık? Yaşadık. Ama bir daha yaşamayalım diye. Yani dilimiz döndüğü kadar, dilimizde tüy bitercesine bunu konuşacağız. Yani devleti yöneten şunu görecek. Diyecek ki, afet anında iletişimin kesilmemesi lazım. Tabii. Bitti. En önemli mesele bu. En önemli mesele. Yani ya iletişim nasıl kesilebilir? Kaç gün kesikti iletişiminiz? Sağlıksızdı. Üç gün, dört gün. Üç, dört gün. Neredeyse yok seviyesinde. Yapıyordu yani hani. Çok zor bağlantılar oluyordu. İskenderun'da o kadar kötü durumda değildi ama Antakya'da bir haftaya kadar doğru düzgün hat çekmedi aslında. 2-3 gün hiç yoktu zaten. Yani... Peki mesela AFAD'ı ne zaman gördünüz bölgede? Kaçıncı gün? Uzun, ya bir üçüncü gün falan. Üçüncü gün, AFAD'ı arama kurtarmalar başladı. Evet. Başladı ancak... O kadar konuşacak çok şey var ki. Konuşuyorsun işte burası yani, demokrasi meydanı. Anlatın halkımız dinlesin. Bir ara şuna şahit oldum. Biz cenazelerimizi defnetmek için mezarlığa gittik. Enkazdan çıkardık. Battaniyelere sardık. Battaniyelere sardık. Kendimiz gittik. Taşıdık. Yani ben siz çok özür diliyorum ama kimleri siz? Akrabalarımız. Akrabalarımız. Yani. Kuzanlar. Niye? Kuzenler. Neyle açacağız mezarı? Kepçeyle. Yok. Sert bir zemin şimdi, bir de mezarlığın orası. Yani küçük bir kürekle 5-6 tane de cenazenin gömülebileceği. Battaniyeleri aldınız. Şimdi şöyle, şunu anlatmaya çalışıyorum. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı diye bir şey var. Evet. Beni aradılar. Çağatay Bey diye birisi ve Ali Bey diye birisi. Soy isimlerini hatırlamıyorum. Tamam. Numaralarımı bulmuşlar. Gökhan Bey işte yaptıklarınızı görüyoruz. İşte... Mücadele ediyorsunuz, biz sizin emrinizdeyiz. Ne ihtiyacınız varsa, çünkü biriyle koordine olmak zorundasınız. Tabii. Kimle koordine olacaksınız? Bir yetkiliyle olmak zorundasınız. O önemli. Bir yarım saatte gelecek olan kepçe, akşam altından gece 12'ye kadar zifiri karanlıkta bekledik o soğukta. Biz mezarlıkta defnedemiyoruz. Aldık, enkazı tekrar geri götürdük. Enkazda bıraktık, orada bekledik sabaha kadar. Tekrar geri getirdik, kendi imkanlarımızla bu sefer yaptık. Şimdi böyle bir insan bu kadar ağır bir travma üzerine size yalan konuşuyor. Ben hakkımı helal etmiyorum. Bu çok ağır bir şey. Bir gün değil, iki gün değil. Bir hafta boyunca bana yalan söyledi. Hayır, ya söyleme. Size ne söylediği gerçek çıkmadı? Her istediğim şey hiçbir gerçek çıkmadı. Siz bir takım taleplerde tabii ki kepçe istiyorum yok. Vinç geliyor dedi yolda. Kurtarmayı bekleyen insanlar var. Rica ettim. Bir tane vinç lazım. Makaslı olan, üstten alan. Ağırlığı. Uzun bomlu. Evet, uzun bomlu. Yıkım makası. Yıkım makası. Biz bunu rica ettik. Günlerce bekledik. Yarım saat geliyor dedi, yolda dedi. Birazdan geliyor. Şu geliyor, bu geliyor. Günler geçti. Ya en azından umutlanmasaydık. Umutlandırma bizi. Söyleme. Çünkü şöyle oluyor. Şimdi sizin sesiniz duyuldu. Şimdi şöhret bunun için var, tamam mı? Şöhret işte çok özür diliyorum. Birilerinin, herkes için söylüyorum. Kendime de böyle hava atayım diye yok. Değil yani. Şöhret öyle bir şey değil. Şöhret kredi kartı gibidir. Yani vakti geldiğinde ödemen gerekir. Sizin ödemeniz gereken bu işte. Siz sesinizi yükselttiniz orada. Bakın İsmail Bey, ben orada... Devleti yönetenler de o sesi duyacaklar. Bakın, siz çünkü aracısınız. Ben net orada şunu söyledim. Çekim yaptığım zaman canlı çekim. Çünkü içim yanmış. Ben kıyameti yaşamışım. Halk perişan durumda. Ben de oraya bir gittim. Antakya'da Serinyol bölgesinde bütün vinçler, bütün kepçeler, bütün makineler boş boş duruyordu. Boş boş duruyordu. Ben gittim operatörle konuştum o esnada. Ya dedim neden duruyorsunuz, neden çalışmıyorsunuz? İzin gelmedikçe kayıt yapamazsak ayrılamayız buradan, hareket edemeyiz. Demek istediğim... Bütün her şeyi seferber edebilirdik. Tüm imkanları. Ben her zaman şuna inanıyorum. Ben geçen gün Cumhurbaşkanımıza da bir mesaj yolladım. Televizyon kanalıyla söyledim. Nedir? Cumhurbaşkanımıza eksik bilgi gidiyor. Net eksik bilgi gidiyor. Doğru bilgiler gittiğine inanmıyorum. Tabii ki yapılıyor yardım. Tabii ki orada görüyoruz yani hani. Yapılmıyor demiyoruz. Ama her şeyin çok yavaş ilerlediğini, koordinin asiste edilmediğini... Sadece izin alınmadan biri validen izin alacak. Vali başka bir bakandan, bakan diğer kişiden, kişi
Ya böyle bir dünya yok. Biraz inisiyatif alacaksınız. Evet. Ya evet, insanlık evet, var. Evet. İnsanın inisiyatifini. Konuş, söyle. Ya olmaz. Sen bir kere AFAD olarak zaten kurum olarak böylesin. Sen inisiyatifini alıp harekete geçeceksin. Evet. Senin görevin bu değil mi? Görevin bu. Tabii ki görevin bu. Biz o paraları bunun için ödedik. Tabii ki görevin bu. O yüzden ben Cumhurbaşkanımıza eksik bilgi gittiğini düşünüyorum. Açık yürekle söylüyorum bunu. Bu ayıp değil. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız da söyledi. İlk 48 saat zaten bir şey yapamadınız. Helallik istedi. Evet, ifade etti zaten. O yüzden bakın çocuklarımız bundan sonra travmalar. Bunlar ne olacaklar? Evet. Gelecekler ne kesinlikle. Kadınlarımız önce aynı şekilde fizyolojik ihtiyaçlarını üretenler, köylülerimiz, yerel esnaf ellerinde, bakın İsmail Bey, yerel esnafın ellerinde erzakları olan, mini marketleri olan insanlarımız var. Gidin onlardan satın alın. Onlardan satın alsın. Kesinlikle. Hem yerel halkı kalkındırabiliriz, hem de onlara katkıda bulunuruz. Dışarıdan göndereceğimize, içerideki yer halktan alalım her şeyi. Peki, şimdi buna devam edelim. Şimdi ama valla şöyle bakın, bak Müge Hanım, bunlar hep böyle size gelen sorular, bakın böyle maviler, bak görüyorsunuz değil mi? Evet. O kadar çok ki. Şimdi tabii birkaç izleyenim de sormuş, efendim onlar daha yeni evli, yani çocukları var mı diye sormuşsunuz. Yolladığınız sorulara şöyle bir bakmak istiyorum. Biraz daha kalabilir misiniz? Lütfen. Hem